Herkese yeni videomdan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bayramın 3. günü ve daha önce de bahsetmiştim. Bayramın 4. günü teyzemin oğlunun düğünü oluyor diye. Düğünü olacak diye daha doğrusu. Şimdi ben bugün yine gündüz ev yerleştirme işleriyle uğraştım. Annem sabahtan gitti teyzemlere. Bugün yani yarın düğün normalde ama bugün tabii bir gün öncesinden gidip orada bulunmak gerekiyor. Akrabalar falan hep gelmişler görüyorum şeylerde, storylerde falan. Biz de şimdi çocuklarla akşama kadar biraz yerleştirme işleri yaptım. Biraz mutfağı yerleştirdim. Biraz yatak odasındaki çamaşırları yerleştirdim. Akşam yemeği yedik çocuklarla, süpürdüm, sildim, hazırlandık, çıkıyoruz şimdi. Teyzemler buraya yakın, yürüme mesafesinde. Ali maalesef bugün 24 saat çalıştığı için yarın sabah gelecek. Bugün sabah çıktı, yarın sabah gelecek. Böyle şimdi akşam ezanı okunması yakın, ben artık çıkıyorum, teyzemlere gidiyorum. Orada video çekeceğimi sanmıyorum arkadaşlar, çok kalabalık orası. Görüşmek üzere. Yavaş yürüyün oğlum. Yapma oğlum. Yok yok, sakın ha. Bu yüksek orası. Yo, yüksek değil anneciğim. Parkurcu var, orada aşağı atlıyor. Boş ver, sen parkurcu musun? Evet. Büyüdüğünde olsun. Ben de büyüdüğünde. Köpek mi var? Anneciğim, ben de yüzümden kızım öğrenirim diye. Tabii ki öğrenebilirsin kızım. Oturanı kaldır bir de, değil mi? Yavaş yavaş. Anneciğim. Ha? Anneciğim. Efendim, anneciğim, efendim. Hı. Böyle parkur yapabilir miyim? Ne? Parkur. Yapabilirsin. Yağmur yakalanmıştı, bir de şemsiye vermişlerdi. Onu geri götürmüş müydük? Hiçbir şey hatırlamıyorum vallahi. Yok kızım, şemsiye bizimdi. Başkası niye şemsiye versin bize? Biz yokmuşuz. Vermişti yani bir kere. Şemsiye bizimdi, bizim. Abi, elini tut Yakup'un. Abi. Alper. Sarı Yakup elini. Hadi hızlanın. Anneciğim çocuk. Anneciğim çocuk diyor. Yakup ailenin sınıf arkadaşıymış. Yan sınıf var ya. Ha, yan sınıftan. Yan sınıftan. Onlar böyle karışıyor sınıf. Mete öğretmenin de sınıfı karışıyor. Hmm. Bayağı kalabalık oluyor. Artık yan sınıf. Mete öğretmen? Mete öğretmen hangi ders anlatıyor? İngilizce değil de matematik. Bugün gel buraya. Oynan ya. Ama çok yaramaz. Konuşacak o. Şeyde çok konuşuyor. Ay sen konuşmuyorsun. Yok. Sen çok fazla konuşuyorsun. Ama baba ya. Ama konuşuyorsun. Neyle? Ay sana da böyle bir istek alalım mı? Ha? Nasıl olacak? Smanky'yi bir almamız lazım. Sen bir küçük alalım. Geldik mi? Az kaldı. Yeah. Ha? Tamam, şey yapma kızım onları. Şuradaki gülden de kızartalım. Yok, o gül değil, naro. Görüşürüz. Evet, görüşürüz diyor arkadaşın bak. Görmüyor musun ben? Kızım nar o, gör şey değil. Ne naro diyor, ya Rabbi. Bana narı gül diye yutturacak aile. Akşam saati çıktığımız için yollar, trafik biraz kalabalık, bir de bu ara sokaklarda arkadaşlar, köpekler oluyor. Arkadaşlar, sınıf arkadaşımı gördüm. Hı-hı. Ama ben arkadaşım söyleyeceğim. Arkadaşlar, benim arkadaşlarım Hı. çok güzel. Evet, sen de çok güzelsin. Ama benim arkadaşlarım bir tane biraz Hı. var, bir tane de limonla. Aytu bugün ne diyor biliyor musun? Telefonu almış eline. Anne diyor, ben Berat'la oyun oynuyorum diyor. İyi dedim, Numan da katılsın oyuna dedim. Katıldı zaten diyor. Bu arada Berat ve Numan ya Aytu'nun arkadaşları. Numan Filipin'de şu anda, deprem dolayısıyla oraya gittiler. Depremden sonra yani kendi memleketlerine gittiler. Kızım yapma öyle. Yakup da kendi arkadaşları gibi hayali oyun oynuyor telefonda.
Gül gül öldürdü sabah beni. Burada iniyoruz. Ara sokaklarda köpekler oluyor. Köpeklerden biraz korkuyoruz ister istemez. Yakup bekle annem. Buradan aşağı değil mi? Yokuş aşağıya. Eskiden biz çocukken bilyeli vardı. Tahtanın altına 4 tane bilye takarsın. İkisini ön tarafa, ikisini arka tarafa. Bizim buralarda hep yokuşlu ya. Buralarda büyüdük zaten biz. Yokuştan aşağı bilyeliyi bir sürerdik. Allah! Çocukluğumuzun oyunları işte. Aha, akşam ezanı okundu. Biraz da şu çamaşırları ayarlayayım arkadaşlar. Artık kapladığım yeri bozdum yine. Efendim? Ha? Abi izlemiyor mu bir şeyler? Tamam izle. Tamam. Çamaşırlarla başım dertte. Bir an önce dolap almamız lazım. Daha doğrusu çocukların dolabı var da bizim dolabımız yok. Bizim dolap getirmedik ya, evde kaldı. Öbür evde. Gelecek ama gelse de buraya kurmayacağız. Aşağıya kuracağız biz büyük dolabı, biliyorsunuz. Söylemiştim yani daha önce de. Bazen soranlar da oluyor diye ben ara ara tekrar ediyorum böyle şeyleri. Bazı söylediklerimi tekrar söylüyorum. Çünkü tabii herkes her videoyu baştan sona kadar izleyemez. Kiminin işi olur, kiminin gücü olur böyle. O yüzden soranlar oluyor. Hani ben hep arada söylüyorum ama kaçıranlar olabiliyor. İşte senin büyük bir dolabın vardı, dolabını nerede, niye getirmedin falan diye soranlar oluyor. İşte büyük dolabın yerine bu ailenin yatağını koyduk biz. Geçici olarak idareten. O yüzden o büyük dolabı aşağıya koyacağız. Annemin boş odaya. Fazla eşyalarımı koyacağım ben onun içine. Bakıyoruz internetten falan da bakıyoruz. İki kapaklı dolap alayım diyorum. 2000 liradan başlıyor işte genelde dolap. İki kapaklı dolaplar 2000 liradan başlıyor. Geçen takipçilerimden biri şey göndermiş bana. Bime falan, Bim mi dedi, çok markete mi bir yere dolap geliyormuş. Onun linkini, şeyini göndermiş bana. Ama ben şey alacağım, askılıklı dolap alacağım arkadaşlar. Yani gömleklerimiz falan var bizim, askı yastığımız. Onlar mesela aşağıda annemin dolabında asılı. Yani ortasında askısı olan dolap alacağım.
onun için de bayramdan sonra böyle bayağı bir çarşı pazar gezeceğiz herhalde Ali ile beraber. Alacak eksiklerimiz var daha. Ay, iki dakika kal, yetmezlerse olmaz. O ona bağırıyor, o ona bağırıyor. Vallahi bayram mı geldi? Hiç bayram mayram hiç farkı yok ya. Çünkü habire ev yerleştiriyorum. Ne bir gezmeye gidebiliyorum, ne bir yere gidebiliyorum. Habire ev yerleştir, ev yerleştir. Her gün bir yeri yerleştiriyorum, her gün bir yeri yerleştiriyorum. Vallahi bayram mayram hiç anlamıyorum yani. Bayramdan bir şey anlamıyorum. Ancak yarın işte. Yani bayramın 4. günü pardon. Bu kimindi ya? Aytun'du da Aytun artık olmaz bu. Ya karışmış vallahi bazı kıyafetlerde. Anca bayramın 4. günü işte düğün var. Anca düğünde böyle eş dost akraba görürüz. Yoksa yok yani. Kimseyi gördüğüm ettiğim de yok. Bir bayramın 1. günü kayınvalidemin oraya gittik. Dayımlarla, yengemle, kayınvalidemle falan onlarla bayramlaştık. Ondan sonra yok yani. Mahallede de yolda yolakta gördüğüm komşularla öyle bir bayramlaştım. O kadar. Bayram gün, bayram üstü taşınınca ne olacak? Anca yerleştirme işi yapıyorum. Onu oraya yerleştir, bunu buraya yerleştir. Bitmiyor vallahi. Yerleştirme işleri. Bugün bir takipçim şey demiş bana, salona perde diktireceğim dedim ya, salonun perdesinin kenarlarına şey yaptır demiş, fon yaptır demiş. Ondan sonra bir de salon perdesiyle, yani salonun güneşliğiyle mutfağa stor perde yaptır demiş. Ben daha önce de söylemiştim. Valla stor perde güzel duruyor arkadaşlar, çok hoş, şık duruyor ama ben daha kullanışlı bir şey istiyorum yani. Perdeyi söküp at, sök, at makinaya, yıkansın, çıkar, tak. Ben böyle pratikliği seven bir insanım. Hani, bu Aytun muydu? Yakup'un muydu? Yakup'undu galiba. Yani böyle hemen çabuk olacak bir şey seviyorum. Hani, işte onu sökeceksin oradan, banyoda yıkayacaksın şeyi, stor perdeyi. Banyoda yıkayacaksın, kurumasını bekleyeceksin, geri takacaksın falan. Ne bileyim, ben hiç böyle uğraştırıcı şeyleri sevmiyorum. Şık güzel duruyor ama benim için pratiklik daha önemli. Daha ön planda pratik olmak. Pratik iş daha önemli benim için.
Bir de şimdi bütçe de yetmez arkadaşlar. Stor perde falan, şimdi bir stor perde yaptırayım desem dünyanın parası. Zaten çok masraf yaptık biz, gördünüz. Bir sürü masraf. O yüzden yani hiç düşünmüyorum. Böyle basit bir şey olsun. Mutfak perdem, mutfak pencerem de çok küçük zaten. Öyle hiç stor motor bilmiyorum yani, hiç düşünmüyorum. Direkt pratik tül perde en güzeli. Sök, at makineye, yıkansın, tak yere yerine. En güzeli. Bir de fon olayında hani şöyle geniş bir salonum olsaydı belki fon olabilirdi. Ama gerçi benim öbür dubleks evdeki salonum çok büyüktü. Yine de ben orada da fon yaptırmadım. Bana şey gibi geliyor ya, fon falan kalabalık gösteriyor sanki, bilmiyorum. Orada fon, orada fon. İşte mesela iki pencere olduğunu düşün. Orada fon, orada fon falan, böyle ne bileyim, bana kalabalık gösteriyor. Sanki daha böyle bir sadeliği seviyorum. Ütülenecekler de birikiyor. Ben de ütü masam nerede? Ütü masam nerede? Herhalde diyorum, şimdi öbür evde terastaydı ya benim ütü masası. Herhalde gelmedi evden diyorum. Ali'ye sordum. Çünkü aşağıda yok. Ali'ye sordum. Şeye koydum dedi. Dükkana koydum dedi, ütü masasını dedi. Sonra bir ara ütü masasını da çıkarttırırım. Ay. O yatağın üstü de çamaşır dolu. Hangi birini katlayacağım? Bazen evin içinde ister istemez yani yarım kolluyla falan da oturduğumuz oluyor. Pek giymem yarım kollu falan. Artık alıştım ben yazında evin içinde hep uzun kollu giymeye. Çünkü çat kapı, kapı çalıyor. Birisi geliyor, hadi koştura koştura üstüne ceket, uzun bir şeyler giy falan. Allah. Alıştım artık yani şeye. Aslında bunu çocuk niye çıkarmış bilmiyorum ki, okul formasını giymiş geçen gün. Ya şey Alper, aman Aytu. Tamir edileceği şu tarafa atıyorum, koyuyorum. Şu ütülenecek. Şunları şöyle veriye alayım da biraz daha. Ay. Böyle de yarım oturuyorum ya, sırtım ağrıyor bu sefer de. Kim o? Topuklarını yere vura vura geliyor. Thank you.
Ay şu gömleklerimi, tunik gömleklerimi giymeyi çok seviyorum ama artık bunlar bana çok olmuyor, zor oluyor ya. Doğumdan sonra olursa giyerim. Böyle var, iki tane böyle var, siyah, biri siyah, biri böyle vişne rengi. Bir tane hardal sarısı var, o olur zannedersem, o bayağı bir geliş almıştım ben onu. Hardal sarısı o olur. Diğerleri olmuyor. Vallahi bayramdan sonra yine ben bir kıyafet alışverişine çıkmam lazım. Çünkü günlük giyecek kıyafetim pek kalmamış benim. Kilo almaya başladım. Bu savaş pantolonlar falan olmuyor. Hani oluyor da biraz artık dar olmaya başladı. Geniş geniş almam lazım genişlerinden. Şöyle bayağı bir geniş bol almalıyım ki doğuma kadar rahat rahat olsun. Artık Haziran'ın son günleri ya, Temmuz ayına gireceğiz. Sıcaklar başladı İskenderun'da. Ütülenecek keten pantolonları var Ali'nin. İşte hepsini şu andan aciliyeti yok. Sonra bir ara katlarım inşallah. Ay, katladıklarımı falan bir yerleştireyim ben. Bir tane şunlar kalmış, şunları da alayım. Bunlar da bazıları katlanmış ama geri bozulmuş. Bunları da koyayım da yerine. Tamam, katla katla bitmiyor, katla katla bitmiyor. Ya Rabbim, şimdi devrilecek, dökülecek katladıklarım da. Geçen aşağıdayız. Daha buraya taş tam taşınmadık daha. Annem benim çamaşırlara bayağı bir çamaşır vardı katlanacak. Sağ olsun oturmuş katlamış hepsini. Buraya taşınırken de onların hepsini çıkartıp çıkarınca daha henüz ortada dolap molap olmadığı için oldu. Hepsi geri dağıldı, değil mi? Geçen de yengem geldi. Göknur diyor, ay bir sürü çamaşırım varmış katlanacak. Dur diyor, şunlara hemen oturayım katlayayım. Dedim hiç katlamam. Çünkü katladığını koyacak yok. Dolap yok. Geri hepsi dağılıyor. Emeğine yazık dedim. Bu kiminki? Ha, bu Ali'nin. Dedim emeğine yazık. İşte dedim katlama. Geri hepsi dağılıyor çünkü.